arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu Koç grubuna ait bazı şirketlerin geçmişe dönük önemli olaylarda era sayı nereye kadar düşebildiğine bakacağız. Ve buradan bir çıkarım yaparak endeksin dibe yaklaşıp yaklaşmadığı ve önümüzdeki süreçte endeksin seyri hakkında bize fikir verebileceğini düşündüğüm bazı grafikleri paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki Borsa İstanbul'da halka açık olan şirketlerden en kurumsal olanları genel olarak koç grubuna ait şirketlerdir. Bunlar başta Koç Holding'dir, Frotodur, Türk Traktordur, Tüpraş'tır, Tofaş'tır, Arçelik'tir, Otokar'dır, yine Yapı Kredi'dir. Biz bu şirketlerin haftalık TL bazlı grafiğinde hem ortalamalara hem de Erasay indikatörüne bakacağız ve bu indikatörün geçmişe dönük önemli olaylarda RSI indikatörünün nereye kadar düştüğünü bakacağız. Ve bu şekilde arkadaşlar bize endeksin yönü hakkında bir fikir verebileceğini düşündüğüm için sizinle paylaşmak istedim. Geçmişe dönük önemli olaylardan bahsettim. Olaylar şunlardır arkadaşlar. Örneğin 2013 yılındaki gezi olaylarında erasa'yı nereye kadar düşmüş? Yine 2016 yılındaki darbe sürecinde, yine 2018'deki Brunson krizi, yine 2020'deki pandemi süreci, yine arkadaşlar 2023'teki darbe e, deprem sürecinde bu önemli koç grubuna ait şirketlerin ortalamalara ne hangi ortalamalara kadar düştükleri veya RSI indikatörün nereye kadar düştüğüne bakacağız ve bununla ilgili endeks hakkında umarım size bir fikir vermiş olurum. Bakın şu an ekranda gördüğünüz Koç Holding'in haftalık TL bazlı grafidir. TL bazlı grafiğine baktığımızda arkadaşlar ilk başta şöyle bir RSI anlamda RSI indikatörü anlamda bakacağız. Örneğin arkadaşlar şurada gördüğünüz 2008 dünyadaki krizde Erasay'ın 36'lara geldiğini görüyoruz. 2013 yılındaki gezi olaylarında 41.7'lere kadar Erasay'ın düştüğünü görüyoruz. Şurada baktınız arkadaşlar Brunson krizinde 2018'de Erasay'ın 30'lara kadar düştüğünü görüyoruz. Şuradaki dip nokta ise arkadaşlar pandemi sürecinde koç grubunun era sayının 30 30'lara kadar düştüğünü görürüz. Ve şu an güncel haliyle arkadaşlar era sayın koç holdingin era sayında 39'lara kadar düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin en büyük holdinglerinden olan Borsa İstanbul'un en kurumsal şirketlerinden olan koç holdingin geçmişe dönük en önemli olaylarda dahi say anlamda say indikatörü açısından geldiği noktalar kabaca 30 ile 40 bandı arasındadır ve şu an biz arkadaşlar 39 nokta pardon 40.2'ye kadar düşmüşsüz. Dolayısıyla bana göre bu endeksin dibi hakkında bize fikir verebilir. Burada arkadaşlar size sunmaya çalıştığım şey acaba endeksin dibi buralar olabilir mi? Dolayısıyla geçmişe dönük baktığımızda böyle ciddi olayların siyasi, ekonomik veya doğal afetlerde era sayı nereye kadar düştü Koç Holding'de görüyorsunuz. Dolayısıyla bu son süreçte önemli, özellikle arkadaşlar böyle borsada uzun yıllardır işlem yapan tecrübeli borsaların bir çoğundan şunu diyoruz. Ben hayatımda bu süreç kadar zorlu bir süreç yaşamadım. O açıdan baktığımızda aslında bana göre biz endekste diplere yakınız. Örneğin koç grubuna ait şirketlerden bir tanesi olan Froto var. Froto'nun da şöyle haftalık grafiğine bakalım. Böyle geçmişe dönük önemli olaylarda ERA sayın nereye kadar düştüğünü bir göstereyim. Ondan bir fikir bize verir mi vermez mi? Bakın arkadaşlar şurada gördüğünüz 2008 krizinde ERA sayın 28'lere geldiğini. Buradan baktığımızda 2013 sürecindeki gezi olaylarında ERA 31.6'lara kadar düştüğünü, 2016 Brunson krizinde şey darbe sürecinde arkadaşlar 39'lara düştüğünü, 2020'deki arkadaşlar pandemi sürecinde 35'lere kadar düştüğünü, yine arkadaşlar 2023'teki deprem sürecinde de arkadaşlar 47'lere düştüğünü. Şu anda baktığımızda ise 37.6'da olduğunu Froto'nun e, buradaki Erasay indikatörünün geçmişe dönük kriz süreçlerinde ve çeşitli ciddi olaylarda dahi şu anki Erasay'ın geldiği noktalarla hemen hemen aynıdır. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda hem kadın hem de endeksin geldiği nokta açısından bize fikir verebileceğini ben düşünüyorum. Bir sonraki şirketimiz arkadaşlar yine Koç Grubu'na ait Türk Traktordur. Türk Traktörün grafiğini de arkadaşlar yine hepsinde haftalık olarak bakıyoruz. Haftalık olarak bakmamın sebebi geçmişe dönük böyle ciddi önemli olaylarda acaba indikatör nereye kadar gelebilmiş? Şu an hangi noktadayız? Bu açıdan bize bir fikir verebileceğini düşünüyorum. Hem kağıtlar açısından hem de endeksin yunu açısından. Baktığımızda burası arkadaşlar dünyadaki 2008'deki krizdir. O süreçte arkadaşlar Türk traktörün haftalık era sayı indikatörünün 21'lere kadar düştüğünü görüyoruz. Geldiğimizde 2012-2013 e, yılında gezi olaylarında 43'lere geldiğini görüyoruz. 2018'de Brunson krizinde arkadaşlar 32'lere düştüğünü görüyoruz. 2000 arkadaşlar 20'de yani pandemi sürecinde 34'lere düştüğünü görüyoruz. Şu anki güncel haliyle de arkadaşlar 35'lerde olduğunu görüyoruz. Bir sonraki kağıdımız ise arkadaşlar tüpraştır. Tüpraşın bakalım bu önemli olaylarda sayı nereye kadar düşmüş onu da size göstereyim. Böyle kısa kısa arkadaşlar haftalık grafiklerine bakarak bu ciddi önemli olan kağıtların bu tür önemli olaylarda era nerelere kadar düştüğünü size göstermek istedim. Bakın 2008 krizinde 34.8'e düşmüş. 2013 yılına geldiğimizde 42'ye düşmüş era 2016'da arkadaşlar darbe sürecinde 40'lara düşünü görüyoruz. 2020'de arkadaşlar pandemi sürecinde biliyoruz ki TÜPRAŞ ciddi anlamda olumsuz etkilenmişti. 25'lere düşmüş. Şu anki güncel haliyle arkadaşlar 43'lerde olduğunu görüyoruz. Bir sonraki kağıdımız arkadaşlar e, TOFAŞ'tır. TOFAŞ'ta biliyoruz ki Koç grubuna ait bir şirketimiz. Ekrana gelsin. Bir de onu görelim. Bu şekilde devam edeceğiz ve videoyu kısa bir şekilde tutacağım. Yine arkadaşlar otomotiv sektörüne faaliyet gösteren e, Tofaş'ın Koç Grubu'na ait olan Tofaş'ın Türk Otomotiv Fabrikası'nın 2008 krizinde ERA sain 29.6'lara düşünü görüyoruz. 2013'lerde 44'lere kadar düşünü görüyoruz. 2018 yılında Brunson krizinde 35'lere düşünü görüyoruz. E, pandemi sürecinde 33'lere düşünü görüyoruz. Yine arkadaşlar 2000 23'te yani deprem sürecinde 43'lere düşünü görüyoruz. Şu an baktığımızda ise 38'lerde olduğunu görüyoruz. Yine ortalamalar açısından arkadaşlar baktığımızda bu süreçlerde 50 günlük şey 100 günlük ortalamamız olan 226'lara kadar sarktığını görüyoruz. Dolayısıyla bu ciddi düşüşler şu an yaşadığımız bu ciddi düşüşler geçmişe yönelik ciddi olaylardaki Era sayı seviyelerine geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunlar bize endeksin ve bu kağıtların divi hakkında bence fikir verebilir. Örneğin otokar alalım. Otokar. Aynı zamanda bu şirketler farklı sektörlerde olduğu için işin geneli hakkında da aslında bize fikir verdiğini ben düşünüyorum. Otokara da baktığımızda arkadaşlar şöyle grafimiz bir açılsın. 2008 krizinde otokarın era sayı indikatorunun 30'lara geldiğini 2013 yılında arkadaşlar 45'lere 40'lara geldiğini görüyoruz. 2018 Brunson krizinde 30'lara geldiğini pandemi sürecinde 33'lara kadar düştüğünü 2020'de evet 2020'de yani pandemi sürecinde 34-35'lere kadar düştüğünü 2023'te yani deprem sürecinde arkadaşlar 46.8'e kadar düştüğünü şu an itibarı ise yine 46'larda 46.8'lerde olduğunu görüyoruz. Otokar'da biliyoruz ki arkadaşlar savunma sektöründe faaliyet gösteren bir şirketimiz. Yine bankacılık sektöründe arkadaşlar yapı kredi de var. Bir de yapı krediye bir bakalım. Acaba bu önemli olaylarda bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ve koç grubunun iştirakı olan yapı kredinin indikatörü nerelere kadar düşmüş ve şu anki güncel haliyle nerelerde 2008 krizinde arkadaşlar 33'lere düşmüş. 2013 yılında yani gezi olaylarında 40'a kadar arasayı düşmüş. 2016'da arkadaşlar Brunson e, şey darbe sürecinde 38'lere kadar düşmüş. 2018'inde Brunson krizinde 27'lere düşmüş ve 2020'de arkadaşlar baktığımızda da 40'lara düştüğünü, şu anki güncel e, Erasa indikatörünü ise 45'lerde hatta 43'lerde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu önemli şirketler, bu kurumsal şirketler, KORG grubuna ait olan bir şirketler ve birçok farklı sektörlerde faaliyet gösteren bu şirketlerimizin geçmişe dönük önemli, ciddi ekonomik, sosyal, siyasal veya afet olaylarında dahi era sayın şu anki seviyelerde olan kağıtlarımızın seviyelerine kadar neredeyse düştürü. Dolayısıyla bu da bize endeksin ve bu kağıtların dibi hakkında bana göre fikir veriyordur. O açıdan bana göre arkadaşlar endeks diplere yakındır. Tabii ki yanılabiliriz. Bu benim kendi kişisel görüşümdür. Bunlar kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlarınızla paylaşırsanız beğenirseniz yorum yazarsanız da sevinirim. Herkese bol kazançlar. Bu zorlu süreçleri birlikte atlatacağız. Bana göre dibe yakınız. Herkese tekrardan bol kazançlar.